Merhabalar, ben İntegral Menkullerler Analisti Vahap Taş'tan bugün piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Haftanın neredeyse son işlem gündeyiz. Çünkü Cuma günü ABD'de tatil olması sebebiyle piyasalarda biraz daha volatilitenin düşebileceğini söyleyebiliriz. Ama bildiğimiz gibi önemli bir haftadayız. Sebebi de Yunanistan'ın kreditorların talebini referanduma götürme kararı alması ve bu referanduma yönelik belirsizliğin özellikle endişelerin de Euro üzerinde baskı oluşturması diyelim. Son durumda referandum öncesinde yine bir takım temaslar olduğunu görüyoruz. Ama Almanya öncülüğündeki aslında... Aslında Eurogrup üyeleri e, referandum sonrasında görüşmelerin tekrardan devam edebileceğini söylüyorlar. Ki aslında çok da yanlış değil çünkü referandumu görmeden, daha halkın, kreditorların taleplerine ne cevap vereceğini görmeden yeniden bir anlaşma sürecine girmek çok doğru değil. E, o yüzden referandum sonrasında görüşmelerin ne durumda olacağını, Yunanistan'ın durumunun ne olacağını biraz daha göreceğiz. Tabi bu belirsizlik ve Yunanistan üzerindeki endişeler e, Euro'da bir baskı oluşturuyor. E, euro üzerinde euro dolar paritesinde belki bir ara 1.13'leri test etmiştik ama tekrardan şu anda 1.11'lerin altındayız. 1.10.80 desteğini de aslında kırdık diyebiliriz. Şu anda o seviyelerde dolaşmaya devam ediyor. Aslında 1.10.80 destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor teknik olarak baktığımızda. E, paritede geri çekilmelerin devam etmesi halinde 1.10'lar ve 1.08.60 ana destek olarak takip edilecek. E, bununla beraber altına da aslında yansımasını görmüştük. Tekrardan bir yükseliş hareketi olarak görmüştük altında bunu. Ama eee altın çok güçlü değil. Özellikle piyasalarda doların güç kazanması altına yönelik de talebi zayıflatıyor ki Yunanistan'a rağmen yani Yunanistan her ne kadar küresel piyasalarda bir risk unsuru oluştursa ve altına olan talebi desteklese de doların güçlü olması altını şu an zayıf kalmasına neden oluyor. Bu haftaki önemli gelişmelerden biri de AB'deki istihdam belleri. Bugün açıklanacak veriyle ilgili beklentiler yine 200 bin üzerinde seyrini koruyor. Bu da yine doları güçlü tutan etkenlerden biri dün özel sektör istihdam verisi geldi ki o da beklentilerin üzerinde geldi. O da bir miktar iyimserlik yönünde tarım dışına yönelik beklentileri de tabii güçlendiriyor diyebiliriz. Dün aslında Gelen PMI raporunda da, imalat sektörü PMI raporunda da gördük, istihdama yönelik olumlu görüşler vardı. Dünkü ADP verisinde de aynı zamanda hizmetler sektörünün katkısının büyük olduğunu gördük. O yüzden bu veriye yönelik beklentilerin iyimser olduğunu söyleyelim ama tabi gelecek veriyi de görmek gerekiyor piyasa hareketlerini görmek için. İçeriye döndüğümüzde siyasi belirsizliğin bir miktarda arttığını görüyoruz. Özellikle dünkü meclis başkanı seçimlerinden sonra acaba erken seçim yeniden gündeme gelebilir mi e, endişesi. Bir miktar dolar TL'de yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Hatırlarsak 2.67'lerden hatta 2.67'lerin biraz daha altından dönüş yapmıştık. 2.70-70 burada takip ettiğimiz e, direnç bölgesi. Ama geri çekilmeler eğer ki olursa bunu da sağlayacak şey net bir koalisyon mesajıdır diyelim. En başta 64.5'lar. Onun altında artık 2.62'ler ve 2.60'ları konuşabilmemiz için bir takım belki gerekçeler sunabiliriz. En son petrole gelelim. Petrolde ciddi hareketler var. Dün ABD'de ham petrol stokları açıklandı. Stoklar bir süredir fiyatlarda karmaşıklığa neden olabiliyor. Onu da aslında aydınlatmak gerekir. Stokların düştüğü zaman yani stoklarda bir düşüş görüldüğü zaman normalde petrol fiyatı yukarı gider şeklinde bir yorumumuz var. Ama stokların neden düştüğünü de tabi burada analiz etmek gerekiyor. Bir süredir düşen stokların sebebi rafinerilerin daha çok ham petrol işlemesinden kaynaklanıyordu ki bunda ABD üretiminin artmamasında etkisi vardı ama son 2 haftadır son 3 haftadır hatta hem artan bir abd üretimi görüyoruz ki günlük 9.6 milyon varil düzeyinde ee, aynı zamanda ithalatın da artması tabii stoklardaki azalışı engelliyor dünkü verilerde stok artışı gördük bununla beraber üretimin 9.6 milyon varil düzeyine seyrettiğini gördük. E, bu da tabi doğal olarak stoklardaki artışı destekledi. Teknik olarak da baktığımızda 58 desteğini kırdık e, diyebiliriz. 58 desteğinin kırılması sonrası düşüşlerin ivme kazandığını gördük. Ana desteklerimiz şu anda 56, 70, 55 ve 54 bölgesi olarak takip edilecek. Bugünkü eee 15.30'da açıklanacak veri belki dolar endeksi kanalıyla hareketlilik yaratabilir. Haftaya da Yunanistan referandumu sonrasındaki gel gelişmeler belki riskli bir ürün olan petrolden kaçışı hızlandırabilir diyelim. Gelişmeleri tekrardan değerlendirmek üzere hoşçakalın. İntegral menkul değerler. Forex'te de güvenin simgesi.